Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa'da ve dünyanın pek çok noktasında malumunuz olduğu üzere Rusya-Ukrayna savaşı ve hala devam eden pandemi sıkıntısı nedeniyle vatandaş ekonomik olarak ciddi anlamda büyük bir sıkıntının içerisine girdi. Pek çok ülkede vatandaşlar faturalarını ödeyemez noktaya geldi. Pek çoğunda artık vatandaş fakir statüsüne düşmüş vaziyette. Şimdi bu yayınımızda Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bazı bilgiler vereceğim. Devletler müjde diye vatandaşa ne tür kolaylıklar sağlayacak ve bunun yanı sıra bundan sonra işçiyi, emekliyi, sosyal yardımla geçineni neler bekliyor, bunların hepsini tek tek sizinle paylaşacağım. Onun için eğer Avrupa'da yaşıyorsanız bu anlatacaklarım çok çok önemli. Bugün bu videomuzda güzel bir haber de vereceğim kıymetli izleyicilerimiz. Özellikle hanımefendiler, çocuğu olan annelerimiz Türkiye'de emekli olmak istiyorsa, Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsa mutlaka bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etsinler. Beyefendiler, sizin için de çok çok önemli bir haber vereceğim. Sakın ola ki büyük fırsatı kaçırmayın. Türkiye'de emekli maaşı almanız için ne yapmanız gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bakın. Almanya vatandaşın yanında olduğunu iddia ediyor ve diyor ki biz şunları yaptık. Bakın. Diyor ki Almanya'da hükümet artan enerji fiyatlarının vatandaşlara yansımasını azaltmak için vergi mükellefi her çalışana bir defaya mahsus 300 avro ödeme yaptı. Net mi değil? Brüt. Peki. Almanya geçici bir süre için akaryakıt vergilerini düşürdü. Düşürdü de yeni zam geldi. 50 sent civarında bir zam var. 1.99 civarında 1.95 olan motorin 2.40'lara çıktı. Yine aynı şekilde benzin fiyatı da çıldırmış vaziyette. Devam ediyoruz. Toplu taşımanın teşvik edilmesi için Haziran-Eylül döneminde aylık 9 avroya tren, otobüs ve metroda geçerli sınırsız toplu taşıma bileti verildi diyor. Var mı şu anda? Yok. Ne yaptılar? 9 euroyu 45, 50, 43 euroya falan çıkardılar. Vatandaşın yanındalar ya. Devam ediyoruz bak. Kamu tarafı da enerji tasarruf tedbirleri aldı. Kamu binalarının en fazla 19 derece kadar ısıtılması, kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırılmasında kapatılmasına karar verildi. Bunu da yap bir zahmet yani. Reklam panolarını yakıyorsun. Ne yapıyorsun? Bana mı yakıyorsun sanki? Hiç. Vatandaşa bir etkisi var mı bunun? Yok. Vatandaşın cebindeki parayı etkiliyor mu? Yok. Bana ne? Bakın. Yüzme havuzlarının ısıtılması yasaklandı. Kaç kişi yüzme havuzlarından istifade ediyor? Etse de değerli izleyicilerimiz, vatandaşın cebine bir etkisi var mı? Devlet kendi kasasını düşünüyor ve kendi kasasındaki parayı tutmak için böyle bir tedbir alıyor. Ben bunu görüyorum. Devam ediyoruz. Isı kaçağını önlemek için mağazaların kapılarını kapalı tutması zorunlu hale getirildi. Mağazalar kapılarını kapalı tutsun. Güzel. Tamam, buna söyleyecek bir şeyimiz yok. Ülkede kapatılması öngörülen 3 nükleer santralin faaliyet sürelerini uzatma çalışmalarına başlandı. Doğalgaz krizinden dolayı arkadaşlar ne yaptılar? Rusya vanaları kapatınca kömür santrallerine geri dönüyorlar. Ne oluyor? Elektrik fiyatları artıyor. Benim cebime bir etkisi var mı? Yok. Aksine daha fazla para ödüyorum. Arkadaşlar, Fransa'ya bakıyoruz. Bakın. Yoksul hanelere 100 avro enerji ödemesi yapıldı. Doğalgaz fiyatları 2000-2021 seviyelerinde kalacak biçiminde donduruldu. Elektrik fiyat artışı yıl sonuna kadar %4 ile sınırlandırıldı. Enerji tüketiminin %10 düşürülmesi amacıyla program hazırlandı. Kamu binalarında ısıtma ve soğutma dereceleri düşürüldü. Yoksullara akaryakıt yardımı verildi. İş yerlerinde klimaların en düşük 26 derecede, kaloriferlerin de en yüksek 19 derecede çalıştırılması kararlaştırıldı. Mağaza vitrinlerinin ışıkları gece 1 ile 06 arasında söndürüldü. Hane halklarının enerji tasarrufuna özendirilmesi için kamu spotları azaltıldı. Fransa'da yaşayan, beni izleyen kıymetli izleyicilerimiz, bu alınan tedbirlerden ne kadar etkilendiniz? Cebinizde, cüzdandaki para duruyor mu?
Yoksa markete, çarşıya, pazara gittiğinde, fatura ödediğinde daha fazla mı harcama yapıyorsun? Bak, tedbirleri anlatmış bunlar. Devam ediyoruz. İngiltere. İngiltere'de düşük gelirli haneler için otomatik ödemeli 400 sterlinlik enerji indirimi uygulandı. Kamu yardımı alan yoksullara 650 sterlinlik ödeme yapıldı. Emeklilere 300 sterlin ek katkı sağlandı. Ülkenin güneydoğusunda inşa edilmesi planlanan C türü nükleer santrallere onay verildi. Kaya gazı çalışmalarına destek açıklaması yapıldı. Bazı kömür santrallerinin faaliyet süresi uzatıldı. Ülkede alınacak yeni tedbirler için yeni başbakanın belirlenmesi bekleniyor. İngiltere'den beni izleyen kıymetli izleyicilerimiz, cüzdanınızdaki para duruyor mu tedbirleri alındı diye? Merak ediyorum, yazın. İtalya, akaryakıt vergileri bir miktar indirildi. Düşük geliri olanların enerji faturalarına destek verildi. Düşük geliri olanların vergileri azaltıldı. Güneş enerji yatırımlarına sübvansiyon verildi. Yoksullara 200 avro ödeme yapıldı. Enerji firmalarının sözleşmeleri tek taraflı değiştirilmesi engellendi. Cezayir'le doğalgaz tedarik anlaşması yapıldı. Arkadaşlar, İtalya'da yaşayanlar, cüzdanınızdaki para duruyor mu yoksa daha fazla mı harcıyorsunuz? İspanya, Belçika devam ediyor arkadaşlar. Belçika'ya bakalım. Yoksullara yönelik sosyal enerji tarifelerinin süresi uzatıldı. Evini kalorifer yakıtıyla ısıtanlara 225 euroluk destek verildi, çek gönderildi. Elektrik faturalarına katkı için abonelere 100 avroluk çek verildi. Benzin ve motorun üzerindeki özel tüketim vergileri azaltıldı. Elektrik ve doğalgazda %6'lık indirimli KDV ile kalorifer yakıtı desteği 2023 yılı Mart ayı sonuna kadar uzatıldı. Isı pompası, güneş paneli veya ısı yalıtım malzemesi gibi ürünlerde KDV indirimi yapıldı. Kamu binalarında saat 19 ile 06 arasında aydınlatmalar kapatıldı. Isıtmanın en yüksek 19 dereceye, soğutma sistemlerinin ise 27 dereceye ayarlanmasına karar verildi gibi ufak tefek şeyler. Belçika'dan beni izleyenler, cüzdanınızdaki para duruyor mu? Bak, aldık diyorlar ya bu önlemleri. Siz de yazın lütfen. İsviçre hükümeti kış mevsiminde yaşanabilecek enerji krizini hafifletmek için hane halkına enerji tasarrufu çağrısı yaptı. Vatandaştan evlerindeki ısıtıcıları bir kademe düşük derecede tutması istendi. Gönüllü doğalgaz tasarruf kampanyası başlatıldı. İsviçre'den beni izleyen kıymetli izleyicilerimiz, cüzdandaki para duruyor mu? Bakın, devam ediyor. Sırbistan, diğer ülkeler, Avusturya vesaire de devam. Benzer kararlar. Bakın, Avrupa'da yaşayan tüm izleyicilerimize soruyorum. Tedbirleri anlattım. Markete, çarşıya, pazara gittiğinde indirim var mı? Doğalgaz ya da diğer faturalarında indirim var mı? Almış olduğun sosyal yardımlar senin cüzdanındaki paraya bir etki sağladı mı? Yani cüzdanında duruyor mu bu yardımlar? Lütfen bunları videonun altındaki yorum bölümüne yazın. Şimdi bak, niye anlattım bunu? Bu siyasetçiler çıkıyor konuşuyor. İşte bilmem uzmanız diye çıkanlar, konuşanlar var. Var oğlu var. Olmayan yok. Herkes konuşuyor. Vatandaşa hiç kimse bir şey sormuyor. Sosyal yardım diye 3-5 euro civarında bir zam yaptılar. 2-3 yıl, 4 yıldır hayatımızda olan koronavirüsün sancıları daha bitmeden vatandaşın eline 200-300 euro sadaka verdiler. Sonra da çıkıp diyorlar ki biz vatandaşın yanındayız. Ya arkadaş bak, sağ sol cebine koyuyorsun, diğer cebinden 5 katını alıyorsun. 5 katını alıyorsun. Vergileri arttırdınız. Faturaları arttırdınız. Vatandaşa yalandan zam veriyoruz deyip enflasyonun altında vatandaşı ezdirdiniz. Bugün Almanya'da yıllık enflasyon %7.9 olarak açıklandı. Emekliye %4.2 zam yaptınız. Ayıp, yazık, günah. Dalga geçmeyin artık. Bu vatandaşta dalga geçmeyin. Vatandaşın nasihata ihtiyacı yok. Vatandaşın paraya ihtiyacı var. Vatandaşa verecekseniz
bu kış bitene kadar hane başına 500 euro her ay ver, o zaman ben diyeyim ki çıkayım burada helal olsun diyeyim. Siz oyun oynuyorsunuz, siz vatandaşla dalga geçiyorsunuz, başka da yaptığınız bir şey yok arkadaşlar. Kimi kandırıyorsunuz siz? Kimi kandırıyorsunuz? Benzine yeni Almanya'da zam geldi. Doğalgaza yeni zam geldi. Ayıp, yazık, günah. Şimdi değerli izleyicilerimiz, ben bu ekrandan beni takip edenlere çok büyük bir müjde vermiştim biliyorsunuz. Neydi bu? Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız çok büyük bir fırsat. 40 yılda bir ayağınıza gelen bir fırsat. Özellikle beni izleyen hanımefendiler, doğum yapan hanımefendiler yani anneler, sizin Türkiye'de emekli olmanız artık çok kolay. Bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Peki ne yapacaksınız? Türkiye'de dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli maaşına kavuşacaksınız? Bakın. Geçtiğimiz günlerde ben İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim. Bak dedim, 2019 yılında bir yasa çıktı. Vatandaşların çoğu ben Türkiye'de nasıl olsa emekli olamam diye emeklilik defterini kapattı. Bu işin aslı astarı nedir? Bana bir anlat dedim. Sağ olsun kırmadı. Hatta onunla yapmış olduğum bu röportajın linki de videomuzun açıklama bölümünde. Bastığınız zaman, tıkladığınızda bu videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi dedi ki Fatih Bey, vatandaş ondan bundan Ali'den Veli'den duyduğuyla emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini kapattı. Oysa ki hayatta bir sefer olan, ömrünün sonuna kadar alacağın bir para, öldükten sonra çoluk çocuğuna eşine kalacak olan bir para, yok bu kadar önemli bir konuda defter kapatılmaz. Vatandaş 3000 euro vererek de emekli olabiliyor, devlete ödüyor. 5000 euro vererek devlete emekli oluyor. 10 da var, 15 de var, 20 de var. Peki vatandaşın kendisi devlete ne kadar ödeyecek? Vatandaş biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ali'den Veli'den duyduğuyla nasıl olsa ben emekli olamam diye emeklilik defterini kapatmış. Herkesin emeklilikte durumu farklı. Herkes için ayrı bir çalışma yapmak gerekiyor. Biri 5000 euro ödeyerek emekli oluyor devlete, biri 10.000, biri 15.000. Ama sen hangi kategoridesin? Bak az önce ne dedim? Hanımlar, doğum yapmış olan hanımlar çok daha ucuza Türkiye'de emekli olma hakları var. 3 çocuğa kadar, evet 3 çocuğa kadar, 1, 2, 3. Türkiye'de emekli olmanız daha kolay. Geçmişte Türkiye'de ister sigortanız olsun, ister olmasın, Türkiye'ye gittiğiniz zaman bedavaya sağlıktan yararlanma imkanına kavuşuyorsunuz. Peki ne yapacaksınız? Nasıl emekli maaşı alacaksınız? Kendiniz için, eşiniz için, geleceğe dair, çoluk çocuğunuz için nasıl bir adım atacaksınız? Bakın, ekranın altında şu anda bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu WhatsApp numarası. +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattıdır. Hemen şunu yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz. Ya da ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Hanımları bu sefer ihmal etmeyin. Bakın beyler size söylüyorum. Bundan en çok ben hanımların istifade etmesini istiyorum. Hanımlar ömrünü çocuklarına verirler. Eşlerine verirler. Yaş ilerler, geriye dönüp bakar, elde avuçta hiçbir şey yok, emeklilik de yoktur. Dünyanın bin bir türlü hali var. Ne olacağımızı biliyor muyuz yarın? Yok, bilmiyoruz. Onun için emeklilik 40 yılda bir ayağınıza gelen bu emeklilikten istifade edin. Şimdi yazdınız bu WhatsApp hattına, diyorsunuz ki ben emeklilik danışmanlığı ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve size bir hesap numarası atacaklar. Bu hesap numarasına siz sadece 120 euro yatıracaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun 120 euro. 120 euroya siz geleceğinizi planlayacaksınız. Size bir randevu verilecek. Özgür Bey sizinle görüntülü olarak WhatsApp'tan canlı olarak konuşacak. Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin tüm bilgilerinizi alacak. Sizin de emeklilikle ilgili sormak istediğiniz ne kadar soru varsa hepsini Özgür Bey'e soracaksınız. Cevaplarını alacaksınız. Özgür Bey
sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınıza dair bir çalışma yapacak. Yapacağı bu çalışmadan sonra sizin tüm müracaatlarınızı yapacak. SGK'ya sizin tüm dilekçelerinizi verecek. Sizin tüm formlarınızı dolduracak. Bakın, emeklilik ne dedik? Çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey. Ve işi bilenle, uzmanla yapmak zorundasınız. Yanlış bir dilekçe yazarsanız, formda, bu emeklilik formlarında yanlış bir yere işaret koyarsanız, devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için sadece 120 euroya bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Hanımlara ayrıca bir indirim var. Ne dedik? Hanımlar bu işten daha çok yararlansın. Hanımlar şunu yapacaklar. Eşiyle beraber eğer danışmanlık alırsa hanımlara %50 indirim var. Ne demek bu? Hanımlar eğer eşiyle alırsa iki kişi toplamda 180 euro ödeyecek. Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor ama hanımlar eşleriyle beraber alırsa 180 euro ödeyecek. Sadece 180 euro. Yani değerli izleyicilerimiz, bu kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa 120 euro ödeyecek. Bakın, bu büyük fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Fiyatlar artacak. Şimdi Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Avusturya, Belçika, Suudi Arabistan, Katar, Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Afrika ülkeleri, dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desen 2-3 bin dolar, 2-3 bin eurodan aşağıya para harcamaz. Sadece 120 euroya yattığın yerden telefonunu eline alacaksın. Ekranın altında görmüş olduğun bu telefon numarasına ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksın ve sana randevu verilecek. Randevu günü Özgür Bey'le görüşeceksin ve işlemlerini başlatacaksın. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız bu büyük fırsattan yararlandı, emekli maaşları bağlandı, emekli maaşlarını almaya başladılar. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşlarına kavuşacaklar. Ve sadece 120 euroya ek hiçbir ücret yok. Sonradan herhangi bir şekilde hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. YouTube'da, sosyal medyada görüyorum arkadaşlar. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti adı altında vatandaştan para alıyorlar. Sakın ola ki paranızı falan bunlara kaptırmayın. Birileri var, yok avukatmış, yok bilmem ne sosyal güvenlik uzmanıymış. Biz 3-4 bin euroya, 2 bin euroya bu işi yapıyoruz, sizi emekli ediyoruz falan diyorlar. Sakın ola ki gidip paranızı falan bunlara kaptırmayın. 2000 euro, 3000 euro alanlar var. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel kısa bir süreliğine geçerli. Artık düşünme vakti yok. Artık kapı kapı gezme vakti yok. Artık paranızı kimseye kaptırmayacaksınız. Bu konuyla ilgili pek çok vatandaşımız mağdur edildi. Bu konuyla ilgili geçmişte pek çok vatandaşımızın parası gitti. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarına çıkıp sizi şöyle emekli ederiz, böyle emekli ederiz diye yayınlar yapıyorlar. Aman, aman, aman diyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, herkese hayırlı, uğurlu olsun. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Artık düşünme vakti değil. Artık kendi geleceğiniz için, eşinizin geleceği için, çoluk çocuğunuzun geleceği için adım atma zamanı. Gençler, size söylüyorum bakın. Kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Herkes bu büyük fırsattan yararlanabilir. Gençler, eşiniz için, anneniz için, babanız için mutlaka danışmanlık alın. Onlara bu danışmanlığı hediye edin. Yine ileri yaşlarda olan değerli büyüklerimize de şunu söylüyorum. Çocuklarınız için bu danışmanlıktan mutlaka istifade edin. Dünyanın bin bir türlü hali var. Birileri şunu söyleyebilir. Ya Türkiye'de emekli maaşı düşükmüş falan. Arkadaşlar, hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Örneğin 7 bin lira, 8 bin lira emekli maaşı alıyorsun. Her ay bankaya hesabına yatıyor. Bir yılın sonunda Türkiye'ye gidiyorsun. İzin zamanı. Hesapta 100 bin lira civarında para var. Kötü para mı? Az para mı? İznini yap. Al paranı, ye, iç, gez, dolaş. Çoluk çocuğunla tatilini yap. Cebine paranı koy. Kimseye de bir ihtiyacın yok. 100 bin lira.
Şimdi birileri beğenmiyor. Ya diyorum bak, Almanya'da emekli maaşları yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hollanda'da yüksek mi? Nerede yüksek? Ama ölene kadar garanti, ölüyorsun, çoluk çocuğuna kalıyor. E doktora gitme imkanına sahip oluyorsun. Ya daha ne olsun yani? Onun için yapacağınız tek bir şey var. Önce kanalımızın abonesi oluyorsunuz. Yani videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz, bu kadar, ücretsiz bir şekilde. Sonra da aşağıdaki telefon numarasını kaydedip hemen WhatsApp'tan emeklilik danışmanlığı ben ve eşim için ya da ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle beraber güzel bir geleceğiniz olsun. Hoşça kalın.